teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz daha fazlasını yapmak zorundayız, yapmalıyız. Tabii İstanbul'un bir özelliği var. Ortasından deniz geçiyor dedik. Boğazımız aynı zamanda uluslararası su konumunda. Dolayısıyla İstanbullular olarak bizim boğazımızdan, ortadan geçen denizimizden daha fazla istifade edebilme adına İnşallah şu anda Kanal İstanbul yapılıyor. Bu yapıldığı zaman daha fazla buralardan istifade etme imkanımız olacak. Kabotaj yasası sayesinde Türk denizciliği gelişmiş ve bugünkü düzeye gelmiştir. Bugün Türk denizciliğinin durumu nedir? Çok kısaca bir özetleyerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Türkiye, dünya deniz ticaretini kontrol eden 30 büyük ülke içinde 14. sıradadır. Deniz ticareti filosu büyüklüğüyle, 30 milyon deadweight'e yaklaşan bir deniz ticaret filosuyla dünyanın en önemli denizci ülkelerinden biridir. 177 uluslararası ticarete açık limana sahiptir. Hopa'dan İskenderun'a kadar çeşitli büyüklüklerde, çeşitli maksatlarla, farklı amaçlarla inşa edilmiş 177 deniz tesisine sahibiz. 50'nin üzerinde marina, 25 bin yat bağlama kapasitesiyle dünyanın önemli deniz turizmi ülkelerinden biriyiz. 112 bin aktif gemi adamıyla Çin'den sonra dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ülkelerden bir tanesiyiz. Dünya denizciliğine gemi adamı yetiştiren çok önemli bir deniz eğitim ülkesiyiz. Seyir, can, mal ve çevre emniyetiyle deniz güvenliğini ilgilendiren hususlardaki her türlü tedbiri almaktayız. Türk Boğazları ile ilgili gereken her türlü tedbiri almaya yetkili olan devletimiz ve İstanbul'da valiliğimiz, İstanbul Boğazı ve bölgemizdeki tüm izleme, denetleme ve kurumlar arası koordinasyonu sağlama çalışmalarını yeni imkan ve kabiliyetlerle birlikte geliştirerek sürdürmektedir. Çok kahvaltı yemiyoruz zaten. Çıktıktan sonra yiyelim. Telefonu aç. Çok kahvaltı.